Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, son iki videomuz. integral bitiyor, bitiyor, bitiyor. Mutlu muyuz? Mutluyuz. Açıkçası ben mutluyum. Bütün konu anlatımlarımız bitmiş olacak. Ekstra çalışmaların içerisine yavaş yavaş girmeye başlayacağız. Sizler için farklı çalışmalar, sizler için güzel şeyler yapacağız. Evet, şimdi bu videomuzda ne var? Birazcık işte çember bilgisi. Çemberin analitiği çok küçücük bir çemberin analitiği bilgisi lazım ama onu da anlatacağım zaten. Yani çok fazla bir şey yok. Çemberle çemberle alan arasındaki ilişkiyi yine integral almadan integral almadan e, çemberin altındaki alan nasıl hesaplanır onlara bakacağız. Yani çok uzun zamandır bu bölümden soru gelmedi ama gelmeyecek diye bir şey yok. Kolay bir şey. Mutlaka dinliyorsun. Hadi bakalım. iniyoruz aşağıya. Evet. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Bize işte koordinat düzleminde bir çemberler verecek. Altında alanlarla ilgili bir şeyler soracak. Şimdi öncelikle burada anlatmamız gereken bir iki şey var. Çemberin analitiği ile ilgili. Şimdi şuradaki verilen x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Çemberin analitiği çalışanlar bunu bilirler. Denklemin merkezi a'ya b olan şurayı sıfırlayan değerler a'ya b olan yarı çapı R olan bir çember gösterir. Yani ne demek mesela? X eksi 2'nin karesi artı Y artı 3'ün karesi eşittir 25 diye bir denklem çıktı mesela karşınıza. Hemen ne diyeceksiniz bununla ilgili bilmemiz gereken yer? Bu merkezi burayı sıfır yapan değer ne? 2. Burayı sıfır yapan değer ne? Eksi 3. Merkezi 2'ye eksi 3 olan burası da R kareye eşittir yarı çapı da 5 olan bir çemberdir. Şimdi çizmeye çalışırsak bu çemberi ne yapacağız? X'in 2, Y'nin eksi 3 olduğu yeri alacağız. X'imizin 2, Y'nin eksi 3 olduğu yeri alacağız burada. Burası merkezimiz olacak. Yarı çapımız 5 olacak. İşte 5 birimleri gittiğin zaman şuralarda bir yerde. Şöyle bir çember olmuş olacak. Yani burayla şu anda çok fazla alakamız yok. Birazcık ana bilgileri anlattım. Bizim karşımıza en fazla çıkacak olan şu x kare artı y kare. Hocam x kare artı y kare eşittir r kare çıkarsa bu ne demek? Bakın burada x eksi 0 var. Yani bunun merkezi 0'a 0. Yani orijin olacak. Yarıçapı da ne kadar olacak? R kadar olacak. Bu bir çember denklemidir. Nasıl bir çemberdir? Şöyle aldığımızda merkezi orijin yarıçapı da R kadar olan bir çemberdir. Şimdi bizim burada integralle alakalı alakalı al, al, konuşamadım. Alakalı olan kısmı ne? Şimdi biz bu denklemde arkadaşlar şurayı şöyle bir temizleyeyim. Şurayı şöyle bir temizleyeyim. Heh, şimdi bizim burayla alakalı kısmımız şu. Şimdi denklemimizi yazalım biz. Neydi denklemimiz? x kare artı y kare eşittir r kare. Dikkat et şimdi. Şimdi burada y'yi yalnız bırakıyorum. y kare eşittir r'nin karesi eksi x kare yapıyor değil mi? Şimdi her iki tarafın kare aldığınızda şu mantığı unutmayın. Mesela y kare eşittir 4 ise y dediğimiz ya 2 y dediğimiz ya da eksi 2'dir. Doğru mu? Doğru. O zaman burada ne söyleyebilirim y'yi bulmak için? y dediğimiz eşittir ya kare kök içerisinde R kare eksi x kare eşittir. Ya da y dediğimiz eksi karekök içerisinde r kare eksi x karedir. Şimdi biraz önce ne dedim? Şu ifade, şu ifade bir çember denklemidir. Nasıl bir çember denklemidir? Merkezi orijin olan, yarı çapı da r olan bir çember denklemidir. Şuraya şöyle çizeyim bu çemberi. Şimdi o zaman, o zaman şuradaki ifadeler de çemberin parçalarıdır nasıl parçalarıdır? Şimdi burada y'nin işareti artı burası da artı olduğu için buradaki artı olan y yalnız bırakıldığında artı olan çizilen denklemin üst parçasıdır. Yani y'yi bıraktığınızda yalnız bıraktığınızda şu parçayı bulursunuz artı olan bak. Y eşittir r kare eksi x kare bir yarım çemberdir. Neredeki bir yarım çemberdir? X eksinin üstünde işareti artı olduğu için. Şu işareti eksi olan da şu işareti eksi olan da arkadaşlar bir çember yarım çemberdir. Neredeki yarım çemberdir? Merkezi orijin olan bu sefer işareti eksi olduğu için bakın. Eksi olduğu için sonuçta burası pozitiftir. Başına eksi kalınca aşağısı. Yani y eşittir eksi kök içinde r kare eksi x kare denklemi de bir yarım çemberdir. Neredeki yarım bir çemberdir arkadaşlar? x eksenin altındaki yarım çemberdir. Şimdi bize şuradaki A alanı ve B alanını sorarsa. Şimdi integral olarak gösterimi şunun nereden nereye kadar bakın. Eksi R'den R'ye kadar fonksiyonumun denklemi ne arkadaşlar bu. Kare kök içerisinde R kare eksi X kare denklemi karşına geldiği zaman hemen diyeceksin ki bir yarım çember denklemidir. Ama biz bunu integral almadan hesaplayacağız. Biz çemberin alan formülünün pi R kare olduğunu biliyorduk değil mi? Evet. Eee o zaman bu yarım çember olduğu için bu alan neye eşittir diyeceğiz? Pi r kare bölü 2'ye eşittir diyeceğiz. Yani şu ifadeyi gördüğümüzde çember yarım çember olduğunu anlayacağız. Ondan sonra işte çeyrek çember mi yarım çember mi bakıp bitireceğiz. Şimdi bu denklemde bu denklemde biz şu anda y'yi yalnız bıraktık. X'i yalnız bıraktığınızda da şöyle bir denklem çıkacak karşınıza. R kare eksi y kare bir de x eşittir eksi kare kök içerisinde r kare eksi y kare denklemi çıkacak. Onlar da yarım çemberdir. Bu sefer x'i yalnız bıraktığınızda şöyle x ekseninin sağında bir yarım çemberdir artılı olanı. Eksili olanı da x ekseninin solunda bir yarım çemberdir. Tamam mı? Şimdi o zaman arkadaşlar o zaman şuraya yanlış yazmış. Mahmut abi yine aynısını yazmış yukarıdakinin. Şunlar ne kadar ne olacak? Y kare olacak. Şimdi bu alanı hesaplamak istiyorsak nereden başlayacak? Eksi R'den R'ye re kadar fonksiyonumun denklemini yazacağım. Şimdi yine yarım çember olduğu için cevabı nedir diyeceğim. Pi R karedir diyeceğim. Hemen şurada şurada hemen oraya notumuzu alalım. Size gelende size gelende düzgün olsun değil mi? Şöyle işaretleyelim. Evet. Şimdi ana mantığını anlattım. Ana mantığını anlattım. Şimdi sorularına bir bakalım. Bak nasıl çıkacak. Diyor ki x kare artı y kare eşittir 16 çember verilmiştir diyor. Boyalı alan nasıl gösterilir diyor. Şimdi ben şu üstteki kalan parçanın y yalnız bırakıldığı ki ve artılı olan olduğunu biliyorum. Yalnız bıraktım bak y'yi yalnız bırakınca şunu karşıya atıyorsun. 16 eksi x kare yapıyor. İşareti artı olan. Yalnız Nereden başlamış alanım? Sıfırdan başlamış. Nereye kadar gitmiş? Dörde. O zaman cevabım şöyle bir şey olacak. Sıfırdan dörde kadar kare kök içerisinde 16 eksi x kare dx. Yani o alanı bu integralle bulabilirim. Peki cevabı nedir derse? Yarı çapı 4 olan çeyrek çember. Çember yarı pi re kareydi. Pi R'nin karesi 4'ün karesi bu tam çemberdir. Çeyrek çember içinde bunu neye böleceğiz? 4'e böleceğiz. Yani nedir şu integrali verip mesela bizim cevabımız ne oldu şu anda? Sıfırdan 4'e kadar şu oldu. Bu integralin değeri nedir derse hiçbir şekilde gidip de integral hesabı yapmadan sadeleştirip ileride sorularda yapacağız. 4 pi'dir diyeceğiz. Yani burada senin bilmen gereken şey şu. Şu üstteki çemberin denklemini nasıl yazacaksın? Y eşittir kare kök içerisinde işte R kare eksi X kare. Eğer denklemin aşağıdaysa şöyle ise bunun denklemi nedir diyeceksin? Y eşittir eksi kare kök içerisinde R kare eksi X kare diyeceksin. Şöyle siyaha çevireyim. Eğer sana verilen grafik X ekseninin sağındaysa bu sefer X yalnız bırakılmıştır x eşittir kare kök içerisinde r kare eksi x karedir denklemi diyeceksin. Eğer sana verilen denklem y ekseninin solundaysa o zaman yine x yalnız bırakıldı eksi kare kök içerisinde r kare eksi x karedir diyeceksin. Ondan sonra soruları çözeceksin. Evet bu sorumuzun cevabı ne oldu? Bursa. Şurayı da tarasaydı bu alanı sorsaydı eksi 4'ten 4'e kadar deyip soruyu çözecektim. Bak şimdi 275. Diyor ki buradaki alanı diyor gösteren integral nedir diyor. Bir kere hemen ben şuna bir bakıyorum. Şu nedir? Bir çemberdir. Üstteki denklemi neydi arkadaşlar? Y eşittir. Kare kök içerisinde R re kare. R'mizin 2 olduğunu biliyoruz. R kare 4. Eksi X kare. Tamam. Bir kere bu. Şimdi bundan bundan bir şey çıkarılmış. Bak üst kapak eksi alt kapak mantığını kullanacaksın. İşte bu alt kapağın denklemini yazmam lazım. Bir doğrudur değil mi o? Doğru denklemini yazıyorum şimdi. X bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir 1. Şimdi fonksiyonum y olduğu için atıyorum karşıya y bölü 2 eşittir 1 eksi x bölü 2 olduğu her iki tarafı 2 ile çarptığımda y eşittir 2 eksi x. Tamam buldum artık. Şimdi başlıyorum o zaman. Alanım nerede başlıyor? Sıfırda hocam. Alanım nerede bitiyor? 2 de hocam. Üst kapak. Üst kapak dediğim denklem bu işte. Nedir? Kare kök içerisinde r kare yani 4 eksi x kare. Eksi diyorum alt kapak. Alt kapak dediğimiz hangisi? 2 eksi x dx. İşte bu integralle oradaki alanı hesaplayabiliriz. Bazen de bu integralin sonucu nedir diyecek. O zaman bu şekli çizeceğiz. Bu şekli çizdikten sonra ne diyeceğiz? Bak burada diyeceğiz ki bir yarım daire var. Çeyrek daire var. Nedir o dairenin alanı? Pi. R kare R'si 2. Iki. 2'nin karesi. Bölü çeyrek olduğu için 4'e böldüm. E ne atılmış buradan? Şu üçgenin alanı atılmış diyeceğim. Üçgen alanı ne kadar? 2 çarpı 2 bölü 2. İşte sana bu integrali verip sonucu nedir diye sorarsa da integral almadan bu şekli çizip cevabımızın bu olduğunu söyleyeceğiz. Tamam mı? O denklemi bileceksin. Aslında en kolay yeri burası integralin ama o denklemlerde sıkıntı çekiyorsun. Hadi bak şimdi. İntegralin değeri nedir diyor. Hemen bunu görür görmez bir çember denklemi olduğunu hatırlayacaksın. Hadi koordinat sistemini çizeyim. Nasıl bir çemberdi bu hatırlayalım. Tamam mı? Çizdim koordinat sistemimi. Şimdi bakıyorum şurası r kareyi verecekti değil mi? Evet. r kare eksi x kare. Yani y eşittir kare kök içerisinde 4 eksi x kare. Yarı çapı 2 olan x ekseninin üstündeki bir çemberdir bu. Şimdi yarı çapımız 2 ise Burada eksi 2'ye kadar gider. Burada 2'ye kadar. İşte senden bunun istediği yer neresi? Şuradaki taradığım sarı alan. Nedir bu sarı alan? Yarım çember hocam. Yarı çapı kaç bu çemberin? 2. O zaman çemberin alan formülü pi r'nin karesi. Yarım çember olduğu için 2'ye böleceksin. Pi 2'nin karesi bölü 2. Sorumun cevabı ne oldu? 4 pi'ye eşit olmuş oldum. Anladık değil mi? İşte bu yöntemleri sorularda kullanacağız. Bu yöntemi tabii ki oradaki onun ne demek olduğunu bilmen gerekiyor. Onun ne demek olduğunu bilmiyorsan soruyu çözme şansın yok. Hadi bakalım. Hop geçtim. Bu soru. Kim çözecek bu soruyu? Hadi bakalım. Kim çözsün? Kim çözsün bu soruyu? Bengisu'muz çözüyor. Hadi Bengisu sen de başla. Ne demek bu söyle şimdi anlat bana bu ne demek? Şu ne demek olduğunu anlat bana. Ne demek bu? Yarım çember mi? Yarım çember evet. Sonra nereden nereye istiyorsa. Şimdi x eksenin üstünde mi? Altında mı? Nerede olduğunu aslında açık şeyi yok yani. Yine çember üstünde de olsa cevabı aynı olacak. Altında da aynı olsa. Şurası r kareydi. r kare eşittir 9'sa ise r'miz kaç? 3. Yine y eşittir kare kök içerisinde 9 eksi x kare olduğu için x eksenin üstünde yarı çapı 3 olan bir çember. Eksi 3, 3. Şimdi dikkat ama nereden başlatmış? Sıfırdan. Hop. Nereye kadar götürmüş? 3'e. O zaman burası değil. Sarıyla tarıyorum istediği yeri. Ça, 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 ça. Burası. Yani senden istenilen yer bir çeyrek çember. Pi R kare bölü 4 cevabım. R'miz 3. Pi 9 bölü 4. 9 pi bölü 4 sorumuzun cevabı olmuş oldu. Tamam mı? Bir önceki sorumuzun cevabı neydi? 4. Ben buraya niye şey yazdım ben? 4 2 pi. Ha, cevap 2 pi. Ha. Hoca ne yaptın demeyin sonra. Hop hop geçtim. Bengisu tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi birazcık daha karıştırıyoruz işi. Bunu kim çözsün? Baki. Hadi bakalım sen de. Tamam mı? Hadi bakiler ve samilere gelsin. Hadi. Şimdi bir kere bunun ne demek olduğunu bir anlayalım. Birazcık iş değişiyor bu sefer. Y eşittir kare kök içerisinde. Şurası 4'ün karesi eksi x kare. Şimdi r kare dediğim için yarı çapı 4 olan bir yarım çember. X eksen üstünde. Şimdi koordinat eksenimi alıyorum. Şimdi buna çok dikkat et. Buna çok dikkat et. Çakallıklar, çıkallıklar, trikler, melikler var. Hadi bir çizelim şimdi. Şimdi şöyle çemberimiz bir yarı çapı 4 olan, yarı çapı 4 olan yarım çember. Burası 4, burası eksi 4. Şimdi dikkat et nereden nereye kadar istiyor? Sıfırdan, şurası da 4 tabii ki. Sıfırdan başla diyor. Nereye kadar götür diyor? 2'ye kadar bak. Yani senden istediği alan burası. Şu sarıyla taradığım alan tamamını istemiyor. Artık ne giriyor işin içerisine? Çember bilgisi giriyor. Bu alanı nasıl hesaplarım diye düşüneceksin şimdi. Şimdi ne dedik? Çemberde kirişler çizilince hemen hemen yarı çapı kirişlerin bitme noktasına bit, 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 bitiştir. Yarı çapım 4. Gördün mü? Burası 4. Burası kaç? 2. Özel bir üçgen oluştu. Bak burada dik üçgen. 90'ın karşısı 4. 30'un karşısı 2. Hop 60 derece oldu mu oldu. O zaman burası kaç derece? 30. Bakın bu alan neden oluşuyor? Bir 30 derecelik daire dilimi. Bak şurası 30 derecelik bir daire dilimidir. 30 derecelik daire diliminin alanı. 30 bölü 360 çarpı pi r'nin karesi artı bir de ne var burada arkadaşlar bu sarıyla taradığım içerisinde? Şu üçgenin alanı var. Şuradaki 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı nedir? 2 kare kök 3'tür. Artı 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2. R'mizin 4 olduğunu biliyorduk. 4'ü yerine yazdım. 4'ün karesinden şurası 16 yaptı. Şunları sadeleştirelim. Sıfırları götürdük. Sadeleştirince 1 bölü 12 geldi. 12 ile 16'yı sadeleştirdim. 4, 3, 4 ne geldi? 4 pi bölü 3 yaptı burası. Artımızı koyalım hemen. Artı. Ne var şimdi? Şunları da sadeleştirdiğimizde 2 kare kök 3 olmuş oldu. Tamam mı? Sıfırdan 2'ye kadar 16 eksi x kare dedik. Nedir? Yarı çapım 4 olan çemberi çizdim. Sıfırdan 2'ye kadar soruyordu. 30-60-90 üçgenimi oluşturdum. Şuraya 30'u koydum. 30 derecelik daire diliminin alanını buldum. Dik üçgenin alanını buldum. İkisini topladım. Tamam mı? Evet. Geçtik. Geçtik. 279. sorumuz. Dikkat et. Dikkat dikkat. R eşittir 2. Yarı çaplı çemberin içerisindeki taralı bölgenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şurada. Şimdi bakalım. Bir kere bir kere arkadaşlar hangisinden hangisi çıkarılmış iyice bir bakmamız lazım. Şimdi şıklarıma bakıyorum. Şıklarıma bakıyorum. Hep x'ler yalnız bırakılmış. Fonksiyonlar y cinsinde. O zaman x'i yalnız bıraktığımızda kare kök içerisinde r kare eksi y kare şeklinde denklemler oluyordu. Bunlar da x ekseninin ne tarafında oluyordu arkadaşlar? Sağ tarafında. Şimdi R'mizin 2 olduğunu bildiğimiz için x eşittir. karekök içerisinde 4 eksi y karedir bu fonksiyonum. Sonra ne yapılmış arkadaşlar? Y ekseninde çözüm yaparken ne yapıyordum? Sağ kapak. Eksi sol kapak yapıyordum. Tamam o zaman bu sol kapağım olacak. Gördün mü? O zaman o zaman şimdi bir kere İntegralim sıfırdan başlıyor. Y ekseninde çözüyorum. 2'ye kadar gidiyor. Sıfırdan 2'ye kadar. Tamam. Sağ kapağımın denklemini söyledim. Nedir sağ kapağımızın denklemi? 4 eksi y karedir. Tamam. Şimdi şuradaki doğrunun denklemi lazım bana. Nedir o? X bölü x eksenini kestiği yer. Artı y bölü y eksenini kestiği yer. Eşittir 1. Tabii ki burada neler yalnız bırakılıyor y ekseninde çözüm yaparken? x'ler. x dediğimiz 1 eksi y bölü 2. Sağ kapak. Hop eksiği koydum. Sol kapak. Gördün mü? Bitti. D, y. Şimdi şıklarda bu yoksa şunun paydasının eşitlenmiş hali olmalıdır. Ne geliyor bakın? Kare kök içerisinde 4 eksi y karemiz var burada. Eksi payda eşit dedim 2 eksi y Bölü 2 başında sıfırdan 2'ye kadar burada da D'ye var. Sorunun cevabını bulacaksın şimdi. Hangisi? Şu. Bursa. Oldu mu? Oldu mu? Hop geçtim. Şimdi integrali vermiş alan soruyor. Ce cevap soruyor. Şimdi o zaman bu tarz sorularda da ne yapacaksın? Bir kere şu ne anlama geliyor bir bakacaksın. Hemen hocam. Kim çözsün bu soruyu? Bu soruyu da Tuna çözsün. Hadi bakalım. Tuna. Tamam mı? Hadi bakalım. Tuna'ya çözdürdük mü yoksa? Çözdürmedik. Hadi bakalım. Şimdi bir kere buranın ne anlama geldiğine bakacaksın. Aldım bunu. Aldım bunu. Şimdi bu ne demekti? Y yalnız bırakılmış. R kare bir. Hop yarıçapı bir olan bir çember. Nereden nereye kadar hocam? Sıfırdan bire kadar bak. Ben şunu bilmiyor muyum? Yani alt kapak eksi üst kapak yapabiliriz ama hiç uğraşma bu soruda. Sıfırdan bire kadar kare kök içerisinde bir eksi x kare dx'i hesapladım ben şu anda. O zaman ben araya eksiyi koydum. Sıfırdan 1'e kadar bir eksi x dx. Bak burası hesaplanabilir bir integral. Hangi doğruymuş falan diye düşünme. Sadece şuranın integrali şimdi Sıfırdan 1'e kadar burası. Yarı çapı 1 olan pi 1'in karesi çeyrek olduğu için bölü 4. Ne geldi? pi bölü 4. Yani buradaki integralin değeri pi bölü 4. Buradaki integrali de integral olarak yapacağım. 1'in integrali x. x'in integrali eksi x kare bölü 2. Sıfırdan 1'e kadar. 1'i yazdım yerine 1 eksi 1 bölü 2. 0 yazınca sıfır yazdığı için yaptığı için hiç yazmadım. 1 bölü 2. Hop buranın integral değeri 1 bölü 2 ise cevabım pi bölü 4 eksi 1 bölü 2. Yani burada şurası sadece çemberle alakalı kısım. Diğer kısmı ne yapıyorum arkadaşlar? Diğer kısmı ne yapıyorum? Direkt direkt bana verilen bana verilen ifadenin integralini alarak yapıyorum. Var mı başka sorumuz? Evet bir sorumuz daha var. Anladık değil mi arkadaşlar? Tek sırası. Benim için önemli olan yer burası. Hadi bakalım. Bir sorumuz daha var. Leyla'mız çözsün bu soruyu. Leyla. Hadi kız. Hadi kız. Hadi bakalım. Hadi başlayalım şimdi. Ne ne demek istiyor? Bu ne demek bir bak. Ne demek bu? Bir yarım çember hocam. 9 eksi x kare. 9 eksi x kare yarı çapı 3 olan 1 yarım çember. Eksi 3, 3. Tamam. Şimdi diyor ki parçala buraya yine. Biraz önceki sorudaki yaptığımız gibi. Eksi 3'ten 0'a kadar kare kök içerisinde 9 eksi x kare dx. Bak burası şurasıdır. Eksi 3'ten 0'a kadar. Ne yine? Çeyrek çember. Pi r'nin karesi çeyrek olduğu için böldüm 4'e. 9 pi bölü 4. Arada ne var? Eksi var. Burayı hiç düşünmeden integral alıp yapacağım. X'in integrali nedir X'in integrali? X kare bölü 2 artı 3X. Nereden nereye kadar? Eksi 3'ten 0'a kadar. Hadi şu integrali kenarda hesaplayalım. 0'ı yazınca 0 yaptı. Araya eksi koydum. Eksi 3'ün karesi 9. 9 bölü 2. Eksi 3'ü yerine yazdım. Eksi 9. Şimdi burası eksi 9 bölü 2 yaptı. Bir eksi de önünde var. Artı 9 bölü 2 yapmış oldum. Tamam mı? Şimdi o zaman o zaman şimdi şurasının cevabının ne olduğunu biliyorum. 9 pi bölü 4 olduğunu biliyorum. Şuradaki integrali hesapladım. Buradaki integrali hesapladığım zaman 9 bölü 2 yaptı. Arada eksi var. Eksi 9 bölü 2 sorumun cevabı. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bölümde yani çok önemli mi? Bilin yani küçük bir mantık var. Yine alan hesabı mantığı var. Başka bir şey yok. Bu bölümümüzü de bitirdik. Son bir tanecik videomuz kaldı. Artık integrale veda edeceğiz. Ne var orada da? Riemann toplamı var. Yani bazıları integralin başında anlatıyorlar. Bazıları sonunda anlatıyorlar. Ben sona koymayı tercih ettim. Aslında başında olması gereken integralin çıkış noktası orası. Ama yerine bir integral otursun ondan sonra bunu yapalım dedik. Böyle oldu. Hadi bakalım şimdi kendinize çok iyi bakın. Son videomuzda görüşmek üzere bay bay.